Halil Falyalı'nın bugün cenazesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağıyla, yani Türk bayrağıyla kaldırılmasını doğru bulmadım. Bayrak kanununda cenaze törenlerinin nasıl yapılacağı ve kimlerin naaşının tabutun üstüne Türk bayrağı konulacağı çok açık ve net bir biçimde yazılmıştır. Kim bu işgüzarlığı yaptı? Oradaki polisler buna niye müdahale etmediler? Bu olmaz. Şimdi bakın, binlerce şaibeyle anılan bir kişi Halil Falyalı. Kumarhane, değişik suçlamalar. Yani siz Türk bayrağını Halil Falyalı'nın tabutunun üstüne örtemezsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını da örtemezsiniz. Bu hiç doğru değil. Bunlar doğru şeyler değil. O yüzden bunu yapanları eleştirmekle birlikte orada sessiz kalanları da aynı eleştiriye tabi tutmak istiyorum. Son birkaç cümle isteyeceğim. 90'lara mı dönüyoruz? 90'lardan hiç çıkmadık ki, hep 90'lardaydık zaten. Yani Türkiye hiçbir zaman 90'lardan çıkmadı. Çıkıyormuş gibi göründü. 90'ların aktörleri gitti. Yerine başka aktörler geldi. Şimdi o aktörlerin bir kısmı yeniden belli ki ortaya çıkıyor. Bu Halil Falyalı cinayetinin arkasından daha neler göreceğiz? Acaba yeni cinayetlere tanık olacak mıyız? Türkiye olacak mıyız? Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeniden bir anaforun içine mi sokulacak? Bunları bilmiyorum. Yani çünkü cinayetin şu anda neden işlendiğini, nasıl işlendiğini de bilmiyoruz. Çok sağlıklı bilgiler de alamıyoruz. Biz sadece yorum yapıyoruz. Ama gözaltına alınan bazı kişilerin olduğu söyleniyor. Bu kişileri eğer polis cinayetle bağlantıları varsa ve bunları ortaya çıkartırsa ilk ifadelerinden anlarız. Ama bu tür durumlarda hiç kimse işin gerçeğini açıklamaz, işin gerçeğini söylemez. Ne anlatacaklarını hep birlikte göreceğiz ve o zaman belki elimizde bazı doneler olabilir diye düşünüyorum. Ama belli ki hem bir hesaplaşma, hem bir susturma, hem de Halil Falyalı'dan boşalacak olan alanı doldurma girişimleri var. Çünkü bahsettiğimiz paralar basit paralar değil. Halil Falyalı'nın 400 milyon euro kişisel servetinin olduğu, her ay neredeyse 30-40 milyon euro civarında bir para kazandığı söyleniyor. Hani öyle basit paralar değil bunlar. Çok ciddi rakamlardan bahsediyor. Büyük, evet, bir pastadan bahsediliyor zaten. Yasa dışı bahis meselesi zaten dünyanın çözemediği bir meseledir. TV100 bu konuda geçmişte çok ciddi yayınlar yaptı. Ama yalnız bırakıldığı için ne yazık ki toplumsallaşamadı bu mesele. Ama bu ciddi, karanlık bir iş. Şimdilik onu söyleyelim.